Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Redewendung mit, nach, laut, zufolge und wie. Şimdi arkadaşlar, Redewendung ne demek ona bir bakalım. Redewendung söz demek arkadaşlar. Bu sözleri biz birazdan bu dersimizde nach, laut, zufolge ve wie kalıplarıyla aktaracağız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız bu dersimizde arkadaşlar. Almanca'da tıpkı diğer dillerde de olduğu gibi önemli insanların sözleri vardır. Ve bu önemli olan insanların sözlerini aktardığımızda ne deriz güzel Türkçe'de? İşte falanca kişinin demesine göre işte sürekli adres gösteriyorsak eğer şöyle demiştir, şöyle diyor deriz ya güzel Türkçemizde. Bunun Almanca'daki karşılıkları demek ki bu yapılarmış. Bunlarla ilgili olan cümleleri bir inceleyelim. Bununla beraber ne yapalım arkadaşlar? Bu önemli şahısların, önemli tarihe damga vuran sözlerini de ne yapalım? Öğrenmiş olalım. İlk sözümüze bakıyoruz arkadaşlar. İlk sözümüz Hermann Hesse. Kesinlikle şiddetle okumanızı tavsiye ettiğim bir Alman yazardır kendisi. Ne diyor bir bakalım sözüne. Man hat nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Evet, öncelikle dilerseniz arkadaşlar bu cümlede anlaşılmayan kelimeler var mı diye bir bakalım. Artık C1 seviyesine olduğumuza göre ben eminim ki birçok şeyi artık oluşmuştur, biliyoruzdur değil mi? Ancak biz gene de bir bakalım, bir analiz edelim cümlemizi. Man hat nur Angst. Angst neydi arkadaşlar? Anksiyeteden hatta güzel Türkçede de var. Ne demek? Korku demek değil mi? Burada bir genelleme yapıldığını daha önceden görmüştük değil mi? Man neydi? Üçüncü tekillerde kullanılırdı. As he is gibi değil mi? Şöyle diyelim. İnsan ancak şu zamanda korkar. Şöyle bir durumda korkar ile başlayan bir cümle. Virgülle ayrılmış, bakın burada bir koşul cümlesi olan wenn yapısını görüyoruz. Wenn man sich selber nicht einig ist. Bakın arkadaşlar, einig, einigkeit, bir olmak, birlik olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla sich selber, kendiyle, insan kendisiyle demeye getiriyorum. Wenn man sich selber nicht einig ist. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? İnsan kendisiyle bir olmadığında, yani kendisiyle iç muhakeme ya da değil mi? Bu iç muhakemeyi yani kendisinden eğer memnunsa değil mi? Güzel Türkçe'de hatta müsteri olmak denir ya, ona denk düşüyor arkadaşlar. Yani insan kendisinden müsteri ise, kendisinden memnunsa o zaman korkmasına gerek yoktur demeye getiriyor bu söz. Dolayısıyla man hat nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Yani kendimizden eğer memnun değilsek, kendimizde barışık değilsek, belki de anahtar kelime o olsa gerek öyle değil mi? Einig ile, yani kendimizle barışık değilsek, kendimizde müsteri değilsek eğer, işte o zaman korkulmalıdır demeye getiriyor bu söz. Dolayısıyla man hat nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Çok güzel bir cümle öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar Hermann Hesse'nin demesine göre diyecek olursak ne yapalım? Bu yapıları işin içerisine katalım. Şimdi bu direkt bir alıntılama olduğundan dolayı bakın tırnakları koymuşuz öyle değil mi? Ancak şimdi ne yapıyoruz? Demesine göre diyecek olursak burada artık bu tırnakları kaldırmış oluyoruz ve ne diyeceğiz? İlk cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor ilk cümlemiz? Nach der Meinung von Hermann Hesse. Bakın Meinung ne demekti arkadaşlar? Meinung fikir anlamına geliyor değil mi? Onun fikrine göre. Kimin fikrine göre? Hermann Hesse. Dolayısıyla Nach der Meinung von Hermann Hesse ile ne oluyor? Cümlemiz başlıyor. Bakın buradaki eylem hangisi arkadaşlar? Haben. Dolayısıyla bu yapıdan sonra hemen ne geliyormuş? Hat. Değil mi? Dolayısıyla Nach der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst. Evet, burada virgül vardı. Tekrar virgülle devam ediyoruz. Burada herhangi bir noktalamada bir değişime uğratmamış oluyoruz. Wenn man sich selber
nicht einig ist demiş oluyoruz değil mi? Demek ki insan kendisiyle barışık değilse ne işte o zaman korkar değil mi demeyi getiriyor. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken neymiş arkadaşlar? Nach der Meinung von yapısını ne yapmış oluyoruz? Cümlenin başına taşıyoruz ve ne yapıyoruz? Bu cümleye, bu söze bir gönderme yapıyoruz. Hermann Hesse'nin bu sözüne bir ne yapıyoruz? Bir adres göstermiş oluyoruz. Şimdi burada nach der Meinung yerine nach der Aussage de diyebiliriz arkadaşlar. Bu da Meinung, fikir, die Meinung, bakın, die Aussage, bu da gene söyleme, söz anlamına gelmiş oluyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada die artikeli ne olmuş? Dere dönüşmüş değil mi? Dolayısıyla datif haline bürünmüş oluyor. Şimdi burada da bakın nach der Aussage deniliyor ve diğer cümle öğeleri yerli yerinde durmuş oluyor. Ve ne demiş oluyorum nach der Meinung yerine? Nach der Aussage von Hermann Hesse. Demek ki sadece buradaki Meinung ve Aussage yer değiştirmiş oluyor. Gene aynı anlama gelmiş oluyor. Bu sefer ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Nach der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Şimdi arkadaşlar burada ben laut da diyebilirim. Laut ne demekti? Gürültülü, sesli anlamındaydı. Ancak burada ben bir alıntılama yaptığımda ne yapmış oluyorum? Laut'u da işin içerisine katmış oluyorum. O zaman bakın şöyle diyebilirim bu sefer. Laut der Meinung. Bakın die Meinung değil mi? Ne oluyor demiştik? Datife bürünüyor. Der Meinung oluyor. Dolayısıyla bakın burada da gene datif hale bürünmüş oluyor. Laut der Meinung, değil mi? Laut der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Bakın yapılar gene aynı şekilde kalmış oluyor. Sadece ne yaptım? İşaretlemiş olduğum Laut der Meinung diğer yapının yerine geçmiş oldu. Bir diğer yapıya baktığımızda arkadaşlar burada da gene lautla başlayabiliyoruz. Bu sefer Aussage ile devam ettiriyoruz. Yani laut der Meinung yerine ne demiş oluyoruz? Laut der Aussage demiş oluyoruz. Ve öğeler gene yerli yerinde. Bu sefer ne diyorum? Laut der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man hat nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Man hat nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Nach der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Nach der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Nach der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Nach der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Laut der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Laut der Meinung von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Laut der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Laut der Aussage von Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man sich selber nicht einig ist. Aynı sözü arkadaşlar dilerseniz diğer yapılarla bir inceleyelim. Burada bu sefer laut ile başlıyor. Laut Hermann Hesse, yani Hermann Hesse'nin demesine göre. Bakın burada bir ne var? Bir adres gösterme var. Laut Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Bakın cümlenin yapıları arkadaşlar gene aynı şekilde yerli yerinde kalmış oluyor değil mi?
Hermann Hesse zu Folge. Bakın burada bu sefer ne oldu arkadaşlar? Zu Folge hemen özneden sonra geldi. Değil mi? Hermann Hesse şöyle diyor. Değil mi? Şunu diyor şeklinde de düşünülebilir bu yapı. Zu Folge yapısı. Hermann Hesse zu Folge hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Demiş oluyoruz. Bakın burada da gene zu Folge'den hemen sonra ne olmuş? Haben ile cümlemiz devam etmiş. Diğer yapıya baktığımızda bakın bu sefer wie ile başlıyor. Wie Hermann Hesse meinte. Hermann Hesse hani ne deriz? Bu genellikle güzel Türkçe'de konuşma dilinde vardır ya. Hani işte falanca nasıl diyor gibi denir ya. Dolayısıyla tabii bu daha çok halk ağzında kullanılan bir yapı öyle değil mi? İşte falanca ne diyor? Şöyle diyor gibi. Tabii bu yazılı metinlerde bu şekilde geçmiyor. Değil mi? Ama o şekilde de düşünebiliriz bu yapıyı. Wie Hermann Hesse meinte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Bakın arkadaşlar burada fark ettiyseniz, wie Hermann Hesse meinte dedikten sonra ne gelmiş? Virgülümüz gelmiş. Diğerlerinde virgül yoktu. Virgül şöyle vardı. Angst'tan sonra o da zaten asıl metnin içerisinde, asıl sözün içerisinde olduğu için ne yapmış oluyorum? Bu cümleyi taşımış oluyorum. Ancak burada fazladan bir virgül var. Neden? Çünkü burada bir yan cümle var. Wie Hermann Hesse meinte cümlesi var. Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum? Virgülle ayırmış oluyorum. Değil mi? Dolayısıyla Wie Hermann Hesse meinte hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Demek ki iki virgülle ne yapmış oluyorum? Bu cümleyi tamamlamış oluyorum. Meinte yerine sagte de diyebilirim. Dolayısıyla herhangi bir anlam kayması olmuyor arkadaşlar. Wie Hermann Hesse sagte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Bakın burada da gene aynı yapı, aynı öğeler değil mi? Yerli yerinde duruyor. Sadece meinte yerine ne gelmiş? Sagte gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı buradan itibaren doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Laut Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Laut Hermann Hesse hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Hermann Hesse zufolge hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Hermann Hesse zufolge hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Wie Hermann Hesse meinte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Wie Hermann Hesse meinte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Wie Hermann Hesse sagte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Wie Hermann Hesse sagte, hat man nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Şimdi de sırada arkadaşlar, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde. Ne diyor atamız? Dieses Volk hat niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Evet. Bu sözü, evet şimdi dilerseniz böyle bir inceleyelim, eminim ki hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Dieses Volk, das Volk ne demek arkadaşlar? Halk, bu halk değil mi? Dolayısıyla dieses Volk denildiğinde değil mi? Bu halk hat niemals, niemals asla hiçbir zaman demek oluyor arkadaşlar. Abhängigkeit, arkadaşlar bu birebir sözlük karşılığı bağımlılık anlamına geliyor. Ancak güzel Türkçe'de biz buna ne diyoruz? Bu halk asla bağımsızlığından vazgeçmemiştir diyoruz. Ancak biz bunu Almanca'ya uyarlayacak olursak burada hiçbir zaman bağımlı olmamıştır gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dolayısıyla hani buradaki bu karşılaştırmaya gidebiliyoruzdur diye umuyorum.
Leben gelebt, hat gelebt neydi? Yaşamak değil mi? Perfekt haliydi. Kann es auch nicht, değil mi? Yapamaz da. Und wird es auch nicht, ve yapamayacaktır da. Demek ki bu halk asla, değil mi, bağımsızlığından vazgeçmemiştir. Geçemeyecektir ve ileride de böyle bir hale bürünemeyecek, değil mi? Yani bağımsızlığından asla vazgeçmeyecektir anlamına geliyor. Entweder oder yapısını hatırlarsanız neydi? Ya ya da demekti, değil mi? Entweder oder. Freiheit, özgürlük demek arkadaşlar. Tod, ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Demek ki entweder Freiheit oder Tod. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bu sözünü şimdi biz adres göstererek kullanacak olursak, nach, laut, zufolge ve wie yapılarıyla nasıl irdeleriz, nasıl adres gösteririz ona bir bakalım. Şimdi burada nach der Meinung deniliyor. Dolayısıyla nach der Meinung ile başladığında Mustafa Kemal'in demesine göre, onun fikrine göre şeklinde birebir çevirebiliriz bu durumu. Nach der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk, bakın burada ne oluyor? Haben, eylemimiz geliyor. Hat gelebt, değil mi? Yaşadı anlamındaki yardımcı fiilimiz haben. Hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Bakın, aynı yapılar yani yerinde duruyor. Sadece ne yaptım arkadaşlar? Haben'i ne yaptım? Atatürk'ten hemen sonrasına haberi getirmiş oldum. Tabi bu bir alıntı olduğu için, değil mi? Noktamı koyuyorum ve ya istiklal ya ölüm diyeceğim için entweder Freiheit oder Tod, bunu aynen bu şekilde bırakmış oluyorum. Bu yapıyı arkadaşlar nach der Meinung yerine ben nach der Aussage yapısını da kullandığımda herhangi bir anlam kayması olmayacaktır. Bu durumda ne diyeceğiz? Nach der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Bakın aynı şekilde taşımış oldum. Entweder Freiheit oder Tod. Bu yapıyı arkadaşlar nach der Aussage yerine ne yapabilirim? Laut der Meinung diyebilirim. O zaman bu durumda ne olacak bu arkadaşlar? Laut der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Evet, dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Dieses Volk hat niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Dieses Volk hat niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Nach der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Nach der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Nach der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Nach der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Laut der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Laut der Meinung von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht.
Entweder Freiheit oder Tod. Atamızın bu sözünü arkadaşlar laut der Aussage şeklinde de yorumlayabiliyoruz. Dolayısıyla az önce laut der Meinung demiştik. Meinung yerine Aussage şeklinde de yer değiştirdiğimizde herhangi bir anlam değişmesi olmuyor. Dolayısıyla burada laut der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Evet, burada görüldüğü üzere arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ün demesine göre, ona göre şöyle diyor anlamına geliyor. Bakın bundan hemen sonra ne geliyormuş? Haben eylemi değil mi? Gelmiş oluyor. Onun haricinde demiş olduğum gibi öğelerin yerleri asla yer değiştirmiyor. Sadece bu olağan bir cümlenin içerisindeki eylemlerin nerede olması gerektiğine mutlaka ama mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi laut der Aussage yerine ben laut da diyebilirim. Dolayısıyla laut Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Bakın bu şekilde de yorumlanabiliyor. Tabi burada artık laut dedikten sonra herhangi bir fon gerektirmiyor. Dolayısıyla laut Mustafa Kemal dememiz kafi gelecek. Yani buraya laut fon demeyi hiç mi hiç gerek yok. Ne zaman yapıyoruz demek ki? Laut der Aussage von. Değil mi? Aussage'den hemen sonra geliyor. Ancak burada öyle bir şey hiç gerek yok. Demek ki laut Mustafa Kemal Atatürk şeklinde cümlemiz ne oluyor? Devam etmiş oluyor. Bakın burada laut yerine bu sefer sufolge yapısını işin içerisine kattığımızda ne yapıyormuşuz demek ki arkadaşlar? Öznemizi, yani bunu artık kim söylüyorsa değil mi? Bu sözü kim söylüyorsa onun ismini, soy ismini söylüyoruz ya da mahlazı her neyse değil mi? Ve ardından zufolge gelmiş oluyor. Bu sefer Mustafa Kemal Atatürk zufolge hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Laut der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Laut der Aussage von Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Laut Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Laut Mustafa Kemal Atatürk hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Mustafa Kemal Atatürk zufolge hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Mustafa Kemal Atatürk zufolge hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Şimdi de ulu önderimizin bu sözünü arkadaşlar wie meinte yapısıyla bir inceleyelim. Wie meinte yapısına baktığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Cümlemiz wie ile başlıyor. Wie Mustafa Kemal Atatürk meinte diyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk düşünüyordu değil mi? Şu şekilde düşünüyordu anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla biz bunu güzel Türkçe'de nasıl alıntılıyoruz arkadaşlar? Atatürk diyor ki şeklinde yorumluyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada meinte formunda da inceleyebiliyormuşuz. Bu şekilde de yorumlanabiliyormuş. Dolayısıyla wie Mustafa Kemal Atatürk meinte, bakın hemen sonrasında virgül geliyor, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht.
Entweder Freiheit oder Tod. Evet, ya istiklal ya ölüm, değil mi? Şimdi wie Mustafa Kemal Atatürk meinte, bakın meinte yapısı yerine ben sagte de diyebilirim. Bakın o zaman ne olacak arkadaşlar? Gene cümlemiz wie ile başlıyor. Bu sefer wie Mustafa Kemal Atatürk sagte şeklinde yorumlanıyor. Bu sefer wie Mustafa Kemal Atatürk sagte, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt, kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod demiş oluyor. Değil mi sözümüz? İncelediğimizde burada arkadaşlar fark ettiyseniz bu alıntılamaları yaptığımızda nach, laut, zufolge, wie dilediğimiz yapıyı kullanabiliyoruz. Tabii bu yapıları kullanırken ilgili yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Virgülün nereye konulması gerektiğini dikkat etmemiz gerekiyor. Ve özellikle bu eylemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Tıpkı burada olduğu gibi habini ne yapmışız arkadaşlar? Virgülden sonra yerleştirmişiz değil mi? Çünkü daha önceden de önceki seviyelerde de görmüştük. Yan cümle olduğunda ne oluyordu? O ilgili öğe geliyordu. Ki burada o ilgili öğe hangisi olmuş oluyor? Yardımcı fiilim olan haben. Çünkü orada bir geçmiş zaman söz konusu. Bunları zaten ayrıntılı şekilde önceki ders videolarında, önceki seviyelerde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa B2'ye bakmaktan lütfen çekinmesin. Çünkü şimdi C1 seviyesinde olabiliriz belki ama emin olun B2'de, B1'de özellikle çok yoğun bir şekilde gramer yapılarını incelemiştik. Bunlara bakmaktan asla çekinmeyin. Bakın arkadaşlar, takıldığınızda bir şeyde bir ikilem varsa, anlamadığınız bir nokta varsa mutlaka o ilgili ders videolarını mutlaka ama mutlaka tekrar tekrar izlemenizde fayda var. Bir dersimizin daha sonuna gelmeden önce bir tekrar yapalım istiyorum. Onun ardından dersimizi sonlandıracağız. Hazırsanız doğru telaffuzuyla bu cümleleri bir inceleyelim. Wie Mustafa Kemal Atatürk meinte, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt. Kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Wie Mustafa Kemal Atatürk meinte, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt. Kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Wie Mustafa Kemal Atatürk sagte, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt. Kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Wie Mustafa Kemal Atatürk sagte, hat dieses Volk niemals in Abhängigkeit gelebt. Kann es auch nicht und wird es auch nicht. Entweder Freiheit oder Tod. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Redewendung mit nach, laut, zufolge und wie. Evet, bu yapılarla ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir sözü ne yapmış olduk? Bir gösterme, bir adres gösterme şeklinde yinelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.